Hocam, hepatit B hastalığı. Hepatit B, şimdi karaciğerde karaciğer iltihaplanmasına hepatit B sarılık denir eski Türkçe'de. Sarılıkta birkaç çeşidi var. Yani hangi virüsten yakalanmışsa ona göre değişir. Hepatit B, hepatit C, hepatit A. Hepatit A genellikle kirli sulardan, hijyenik olmayan, yani insan veya hayvan pisliği karışmış sular içildiğinde veya bu pis sularla sulanan sebze meyvelerden geçer. Hepatit C kan yoluyla geçebilir, cinsel ilişkiyle geçebilir. Bunlardan hepatit B ve hepatit C tehlikeli. Hepatit E o kadar, A o kadar değil. Hepatit C'ye yakalananların büyük bir kısmı karaciğeri yavaş yavaş sertleşerek siroza dönüşebilir. Hepatit B'de riziko az, o kadar değil. Peki hocam, hepatit B'den korumak için ne yapmamız gerekiyor? Evet, geleceğim. Bir örnek vereyim. Evet hocam, buyurun. Hepatit B'ye karşı dünyada en etkili bitki nedir? Deve dikeni. Deve dikeni. Şimdi eskiden insanlar devenin sütü ve idrarı hepatit B'ye, hepatit C'ye iyi geliyor diye insanlar Mısır'a gidiyordu, Suudi Arabistan'a gidiyorlardı. Deve sütü içiyorlar veya devenin idrarını içiyorlar. Ay. Deve idrarı, devesi diye, deve idrarı. Neden iyi geliyor hepatit B'ye, hepatit C'ye? Çünkü deve ne yiyor en çok? Deve dikeni yiyor. Bu nedenle deve dikeni denir. Deve dikeni neredesin? İşte burada. Deve dikeni birleşiminde etken maddeler silimarin, hepatit hepatit B'ye, hepatit C'ye çok çok etkili. Karaciğer zehirlenmesine dahi etkili. Bununla ilgili birçok çalışma var. Mesela bazı insanlar ilkbahar, yaz veya sonbahar mantar zamanı mantar toplarlar. Mantarın içerisinde alfa amaratin denen bir madde var. Bu karaciğeri iflas ettirir veya böbrekleri iflas ettirir. Ani zehirlenmeden ölümlere sebep olabilir. Zehirli mantarlar 10 miligramı öldürür insanı. Bu nedenle hastanelerde ve eczanelerde hemen hemen silimarin bulunur. Hazır. Enfüzyon kanla verilir, temizler vücudu. Deve dikeninden elde edilir bu. Neden insanlar deve sütü içiyor, deve ve idrarı içiyor? Çünkü deve dikeni yediği zaman deve yemiş olduğu deve dikenini neye dönüşüyor? Silimarin çözülüyor. İdrara veya süte geçiyor. Yani bozulmuyor. Bu nedenle devenin sütü ve idrarı hepatit B ve hepatit C için millet tedavi olmak için Mısır'a gidiyor veya Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan'a, Mısır'a, oraya buraya gitmeye gerek yok. Artık burada daha etkilisini biz Evet, deve ne yaptık? dikeni Ürettik. forte ile hepatit B'den, Evet. hepatit C'den kurtulabilir Bu beyefendi hastalarımız. 42 yaşında hepatit B'ye yakalanmış. İkinci ayın 8'inde bizden İksir, aloe vera jel, deve dikeni forte, kortisep forte, de karaciğer çayı, enfeksiyon çayı almaya başlamış. İkinci ayın 8'i, 6. ayın 7'si. Tam 4 ay içerisinde hepatit B 0. Hepatit B. Burada pozitif, burada negatif. 4 ay içerisinde bu arkadaşımızın hepatit B problemi ortadan kalkmış. Bir de burada hepatit C var. Hepatit C tabii ki çok tehlikeli. Hepatit B gibi değil yani. Burada kişi dikkat etmezse Allah korusun ne olur? Karaciğer Hocam, iflas edebilir. şöyle biliyorum, hepatit B hastalığı karaciğerde rahatsızlık olduğu için, sarılıkta yaptığı için %2 akne ve sivilcelere de zararlıydı, değil mi? Akne ve sivilce oluşmasına sebep oluyor muydu? Yanlış mı biliyorum? Yok, o ayrı. Oraya gelmedi. Pardon, özür dilerim. Buyurun. Şimdi bu vatandaşımızda hepatit C teşhisi konmuş. O da bir hastanenin koymuş olduğu teşhisi inanmamış. Başka bir hastaneye gitmiş. Orada demiş ki hepatit B. Kaçış yok, kurtuluş yok. Tam kaç ay kullanmış? 12. ayın 14'ünde başlamış. 4. ayın 3'ü, tam 4,5 ay sonra normale dönmüş. Negatif. Yani bir şey kalmamış. Hepatit C dediğinde bu arkadaş kurtulmuş. Hepatit C'nin tedavi edilmezse
siroza dönüşebilir. Çok çok tehlikeli. Bu da karaciğer nakline kadar gidebilir. Allah oldukça korusun. Zor bir. Evet o zaman hepatit B rahatsızlığı olan izleyicilerimize tekrardan hatırlatalım. Deve dikeni forteyi gıda takviyesi olarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hepsi İbrahim Gökçe'nin kendi üretimidir. Kendi gıda takviyeleridir. Tekrardan hatırlatalım. İnternet sitesinden araştırıp bakabilirsiniz. Bize canlı yayın telefonlarından bağlanabilirsiniz. Diyelim ve kısa bir